Yayını hazırlamıştım ben şu an. Teknolojiden oğlum. Kedavi Üniversitesi olarak belirtmiş olduğumuz ilkeleri benimseyerek günde basına yansıdı bir sözümüz. Onu da bir yerden aldım. Alıcı olan bilimdir. İfademizi kendimize rehber ederek önceden beri bu kapsamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sizi üniversitemizde görmekten dolayı da çalışma arkadaşlarımla büyük onur duyduk. Motivasyonumuzu arttırdı, çalışmalarımızı arttırdı. Bu anlamda şükranlarımızı arz ediyoruz. Bir gülle bir tane, bin tane, bir tane toprakla buluşturuyoruz. Bugün zaatlerleriniz teşviklerinden önce birinci fidanı ve birinci gülü ben toprakla buluşturdum. Akam aracınız teşvik ettiği yerde vardır diye aslında. Yine bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanım, üniversitemizi onurlandırdığınız için onlarla birlikte sizin ağzınıza yemek yediğimizi kabul ederek öğle ve akşam yemeklerini öğrencilerimize sizin adınıza ikram olarak sunduk. Sağ olun. Teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz diyor. Saygılarımı sunuyoruz. Sağ olun. Evet, bu ziyaretlerimi üniversitelerde muhakkak uğruyorum. Her gittiğim ilde. Kilis'te de yeter alıyorum. Kilis Üniversitesi'ni ziyaret etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Hemen ilk intibam doğrusu binalarıyla, öğrencileriyle, öğretim üyeleriyle üniversitenin kendisini ispatladı ve gayet emin bir şekilde yoluna devam ettiği kanaatı. Daha sonra rektör beyden dinleyeceğiz. Ama üniversiteler kesinlikle lise üstü bir okul değil, üniversiteler akademik iklimin oluştuğu, sadece eğitimin yapıldığı değil, araştırmaların yapıldığı, sosyal havasının olduğu, şehirlere gerçekten çok büyük katkısı olan ve lokomotiflik yapan kuruluşlar. Çünkü öğretim üyeleri en çok görgüleri, bilgileri olan insanlardır o bulundukları şehirde. İşleri icabı böyledir. Dolayısıyla sadece eğitim değil, aynı zamanda bulundukları ile de çok katkıları olması gerekir ve ile alıp daha yüksek seviyelere taşımaları gerekir. Bu üniversite kurulsun diye şehrin siyasetçileri, eşrafı, herkes çok koştu geldi Ankara'ya. Öyle değil mi? Evet. Biz de üniversite istiyoruz diye. Nihayet de bu üniversite kuruldu. Üniversite ismini taşıdığı şehri hakkını vermesi gerekir. Bunu yaparken şehirle bütünleşmesi ama demin söylediğim bir şehri alıp daha üst platformlara taşıması gerekir. O zaman katkı sağlamış olur. Yoksa şehrin günlük işleriyle, siyasetiyle, dedikodusuyla bütünleşirse o zaman taşralaşmış olur. Faydası olmaz o zaman. Küçük işlerle uğraşmış olur. Ama tam tersi olursa da şehre en büyük hizmeti yapmış olur. Büyük kamu kaynakları veriliyor. Çok büyük binalar yapmak kolay değil. Bu kadar öğretim üyesi, bu kadar öğrenci. Bunları size emanet ediyoruz. En iyi şekilde eğitmeniz gerekir. Öğrenciler de çok iş düşüyor. Onlar da tabii ki kendilerini iyi eğitmeleri, bu fırsatı değerlendirmeleri lazım. Yoksa ileride karşımıza üniversite diploması olan ama kimsenin iş vermediği büyük işsizler çıkar. Bu büyük bir sosyal problem olur. Binalar çok güzel ama binalar olmasa bile eğitimin kalitesi iyiyse ona rıza gösteririz. Ama binalar iyi olur da eğitimin kalitesi iyi olmazsa ona rıza göstermeyiz doğrusu. Eminim ki sizler de zaten bu bilinç içindesinizdir.